Merhabalar, ben Ahmet Darbuka. Darbuka kardeşler 3. kuşağıyız. Dedem mübadeleyle gelmiş, Ayvalık'a yerleşmiş, Midilli adasından. Dedem babama devretmiş, biz de babamdan devraldık. 3. kuşaktan bu yana büyüklerimizden gördüğümüz ürünleri biz de müşterimizle buluşturmaya gayret ediyoruz en iyi şekilde. Şimdi öncelikle biz lezzete, kaliteye ve doğallığa önem veren bir firmayız. Bunun yanında zeytin, zeytinyağı ve peynir çeşitlerimiz var. Şimdi biz burada aslında hepsini bir barındırmak istiyoruz. Fiyatı, kaliteyi, lezzeti. Olmazsa olmazımız kalitedir. Onu tamamlayan lezzettir. Sonra da tabii ki müşterimizin istediği fiyattır. Zaten bu artık son sistemde izlenilirlik politikasıyla ilgili. Tamamen gıda mühendislerin eşliğinde hiçbir şekilde katkı maddesi olmadan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın gözetiminde ta ki hayvanın memesinden çıkıp dükkanımızda satış yerine gelinceye kadar bu şekilde periyodik halinde buraya ulaşıyor. Hem hijyen, hem temizlik, hem kalite. Bunlar birbirini tamamlıyor zaten. Mesela zeytinyağını anlatacak olursak, zeytinyağımız, normal sızma zeytinyağımız var, erken hasat var, soğuk sıkım var, bir de taş baskı var. Hepsinin süreçleri farklıdır. Soğuk sıkımın kesinlikle soğuk, yani hamurunun soğuk olmasına dikkat edilir. Daha kaliteli bir yağ olur. Taş baskı, taştan esinlenerek eski düzenle yapılan bir yağdır. Sızma zeytinyağı zamanımızın kontini fabrikalarında üretilir. Erken hasatta, zeytin ilk hasat zamanında toplanan zeytinden üretilen zeytinyağına da erken hasat denir. Bunları aynı zamanda müşterilerimize aynı anda bütün çeşitlerinle hem kaliteli, hijyen ortamda ulaştırmaya gayret ediyoruz. Aşağı yukarı bu işe de dededen torunu olarak bir bayrak yarışı olarak sürdürmeye devam ediyoruz. Ben Nurten Darbuka. Ben doğma büyüme Ayvalıklıyım. Zaten burada zeytinin içinde doğdum büyüdüm. Zeytinyağıyla büyüdük. Bir tane kızım var. Onu da o şekilde büyütmeye çalışıyoruz. Daha sağlıklı, daha güzel, daha verimli olduğunu düşünüyoruz insan bünyesine. Biraz beğenirsin. Benim için ne ifade etti? Daha önceden evimize hazır alıyorduk. Yani hazır yağ giriyordu. Ama bu işin içine girdikten sonra eşimden de gördüğüm kadarıyla çok meşakkatli bir iş, çok zahmetli bir iş, çok emek verilmesi gereken bir iş. Ama Ayvalık'ta genelde şöyle bir şey, herkes bu işte uğraştığı için bu insanlara zor gelmiyor bence. Zevkli bir iş aslında, zor olmasına rağmen. Ama güzel. Yani biz bu işin içinde mutluyuz. Eşim de ilgilenmekten mutlu, kardeşimle beraber. Ben çocuğumun sabah kahvaltısını öncelikle sağlıklı beslenmesini istiyorum. Ayvalık'ta yaşadığımız için çok şanslıyız. Yani zeytinyağının içinde büyümesi, onu tadarak, işte yemeklerde kullanarak, ona her şekilde yemeklerinde zeytinyağı kullanmaya çalışıyorum. Sabah kahvaltısında zeytini, işte doğal peyniri, zeytinyağı, bunu aşılamaya çalışıyoruz. Başarılı da olduğumuzu düşünüyorum. O da çok seviyor. Yani böyle bir işin içinde olup da sevmemesi mümkün değil herhalde. Şimdi lezzet bizim olmazsa olmazımız. Lezzet bizi hem müşteriye bağlayan hem de devamlılığımızı arttıran bir şey. Lezzeti yakalamak kolay bir iş değil. Lezzet tamamen sütün doğallığınla aynı zamanda ürünün bekleme kalitesiyle ilgilidir. Ürün ne kadar bekledikçe, peynir biliyorsunuz taze ürünken tadı farklıdır ama bekledikçe güzelleşir. Bekleyebilmesi için ürünün güzel sütlerden, doğal sütlerden olması gerekiyor. Çünkü ilerleyen günlerde doğal sütten olmayan bir ürünü bekletirseniz işte peynirde acımalar olur, değişiklik böyle bir göstergeler olabilir. Şimdi bizim Ayvalık'ta en büyük müşterilerimizin talep ettiği taze lorumuz, cunda sepet kellemiz ve tulumlarımız mevcut. Yani dışarıdan gelen müşterimiz işte bize vişne reçeliyle lor, onun yanında sepet kelle, teneke tulumlarımız, bunlar hep meşhur ürünlerimiz. Kesinlikle Ayvalık'a özgü ürünler. Şimdi sadece biz Ayvalık'ta kısıtlı bir firma değiliz. Türkiye'nin her yerine hitap ediyoruz. Yurt dışından gelen müşterilerimize hitap ediyoruz. Tabii ki yurt dışına kargo gönderemiyoruz ama yani Edirne'den Kars'a kadar tüm müşterilerimize kargo yoluyla ulaşabiliyoruz. Zeytin, zeytinyağı ve peynir çeşitlerimizle.